Karar tamamen siyasi bir çerçevede alınmış durumda. Çok kısa bir sürede, 20 dakika içerisinde 529 Çin idam kararını başka şekilde değerlendirmek mümkün değil. Darbe tabi acımasız, yüzünü Mısır'da her geçen gün daha fazla gösteriyor. Darbe aktörlerinin ne yapmaya çalıştığını anlamak rasyonel bir çerçevede mümkün değil. Adeta intikam alır şekilde İhvan ve diğer İslam hareket mensuplarına yönelik bu tip hukuki olduğunu iddia ettikleri kararlar çıkartıyorlar. Mahkeme bugün de sürüyor. Bugün de yine yüzlerce kişiye idam kararı vermesi muhtemel olabilir diye değerlendiriliyor. Tabi bunun nihai bir karar değil bu. Belki temiz mahkemesinde bozulabilecektir bu karar ya da müftülükten bu idamlara yönelik onay çıkmayabilir. Ama darbe aktörleri şu anda tüm muhalif unsurları, darbeye karşı direniş unsurlarını sindirmeye, ezdirmeye ve yer altına inmeye zorluyor. Hiçbir siyasi alan onlara bırakılmıyor. Bu da Mısır'da kaos ve şiddeti besleyen bir unsur oluyor. Mısır'da da silahlı bir direniş başlamış durumda. El-Kaide çeşitli unsurlarıyla Mısır'da şu anda önemli bir aktör haline geldi. Barışçıl gösterilerden istediklerini alamadıklarını düşünen göstericiler ve şiddetle yüzle kalan göstericiler ve İslam hareket mensupları daha fazla El-Kaide tarzı örgütlenmeleri meyil etmeye başlıyorlar. Bu da Mısır'ı ne yazık ki Suriyeleştiren bir faktör olarak önümüzde duruyor şu an için. Peki bu mahkeme kararları gerilimi arttırabilir mi? Sokakta tansiyonu yükseltebilir mi? Elbette zaten şu an için darbe karşı ulusal koalisyon kitlesel gösteri kararı aldılar. Mısır'da yarından itibaren büyük gösteriler olmasını öngörebiliriz ve bu gösterilerin çok da çatışma atmosferi içerisinde geçmesi de beklenebilir. Akademik dönemin başlamasıyla üniversiteler zaten ciddi anlamda gösteri alanı oluşmuştu. Buralarda da polis ve emniyet güçleriyle öğrenciler arasında ciddi çatışmalar yaşanıyordu. Kitlesel tutuklanmalar söz konusuydu. Yine öğrenciler yönelik de ağır mahkeme kararlar aslında vardı. Eser öğrenciler en son 20'den fazla öğrenci 10 yıldan fazla ağır hapis cezasına çarptırıldılar. Bu anlamda darbe aktörleri her türlü imkanı, şiddeti, yargı kararlarını kullanarak direnişi bastırmaya çalışıyor ama kendileri bu anlamda adım attıkça darbe karşı direnişte tam tersi daha da şiddetlenerek devam ediyor. Burada dünyanın sessiz kalmasına da dilerseniz son olarak bir gönderme yapalım. 529 idam kararından bahsediyoruz ama gelen tepkilere baktığımızda neredeyse yok diyebiliriz. Bunu nasıl okuyorsunuz? Son olarak da bu konudaki yorumunuzu alalım. Evet, Katar dışındaki köfez ülkeleri zaten darbeyi tamamen destekleyen bir pozisyondalar. İhvan'a yönelik bu kararları da adeta destekliyorlar. Rusya, Mısır'ın Batı ile Amerika'da olan ilişkisindeki zaafından yararlanarak alan açmaya çalıştığı için herhangi negatif bir pozisyon almış değil. Avrupa ve ABD'den çeşitli tepkiler geliyor ama bunlar da çok düşük düzeyde ikircikli bir pozisyon göstergesi olarak geliyor. Mısır'la ilişkilerini, Mısır'daki darbe aktörleri ve yol haritasına desteklerini devam ettiklerini de aynı zamanda ifade ediyorlar. Dolayısıyla anlamlı bir bu anlamda tepki gelebilmiştir ne yazık ki Mısır'da yaşananlara.